Bugünün en özel hikayelerinden biriydi izlediğimiz. Haberde Furkan'ın ailesi vardı. Annesi, babası ve dört kardeşini bekliyordu enkazın altına. Çok şükür hepsi kurtuldu ve şu anda İskenderun'daki TCG Sancaktar gemisinde tedavi altındalar. Altay bizi orada bekliyor. Altay Altuğ. Ben sözü ona bırakacağım. Altay. Cem Öğretir, bugün gerçekten müthiş mucizelere tanıklık ettik ve gerçekten çok mutlu, sevinçli dakikalar yaşadık. Enkaz haberlerini izledik ya, aslında depremin başladığı ilk günlerde hemen arkamızdaki İskenderun gemisi enkazdan çıkan yaralıları Mersin'e ve uygun olan hastanelere deniz yoluyla taşımıştı. Geçtiğimiz günlerde de işte hemen yanı başımızdaki TCG Sancaktar gemisi. Kurtarma çalışmalarında kullanılması planlanan miltiler ve yaşam malzemeleri, tıbbi malzemeler vardı. Onlar tahliye edildi. Onlar tahliye edildikten sonra içeride ummalı bir çalışma başladı. Ve o çalışmanın neticesinde bu TCG Sancaktar gemisi bir hastaneye dönüştürüldü. Yani burası artık bir yüzen hastane. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekipler ve Sağlık Bakanlığı ekipleri koordineli bir şekilde çalışma gerçekleştirdi. TCG Sancaktar abi gemisi de... TCG Sancaktar gemisi de hizmetlerine şey başladı. Hemen arka tarafa doğru gidiyoruz şimdi. Kırmızı alan, yeşil alan ve turuncu alan oluşturuldu. Yine biz bugün mucizelere tanıklık ettik. Enkaz noktalarında 5 gündür biliyorsunuz enkazları takip ediyoruz. Ve Arzu Apartmanı, bugün Arzu Apartmanı'nda 102. saat mucizesi yaşanmıştı. O mucizeyi yaşayanlar ve bize yaşatanlar şu anda burada canlı yayında. Onları alacağız. Oktay ailesi, Kadri Oktay yanımızda. Çok geçmiş olsun. Konuşmuştuk sizinle. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. 102 saat. Evet. Yaşam mücadelesi. Ailenizle birlikte. Evet. Bize destek olarak karanlıkta 102 saat geçirdik işte. Bir umut beklerdik, geçirdik yani. Eşiniz, dört çocuğunuz. Evet. Maalesef öyle. Ve çocuklarınızdan Furkan dışarıdaydı. Sizi bekliyordu. Eşiniz de sizi babası olarak. Arkadaşlarıyla dışarıda gezdiği için o dışarıda kalmış, evde yakalanmadı. Yakalanmayınca da böyle bir şey oldu. Sesi. O da işte 5 gündür o da bizim çektiklerimiz. O da dışarıda çekti. Şu an nasıl sağlıklısınız, iyi misiniz? Çok şükür. Dışarıda ölenlere bakıyoruz. Ses yok. Şehirler hepsi birbirine girmiş. Yok olan yerler var. Yani biz buna da şükür diyelim. Yapacak bir şey yok. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Evet, gerçekten mucizeler yaşanıyor, görüyorsunuz. Seste ufak bir problem yaşadık çünkü bölgede gerçekten çok zorlu şartlar altında arkadaşlarımız çalışıyorlar.